Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken genel olarak hafif negatif bir seyir var. Dün Amerikan piyasaları kapalıydı. O yüzden genel olarak Amerikan piyasalarından yön alan Asya piyasalarında biraz bugün bir kar realizasyonun olduğunu görüyoruz. 6 günlük devamlı bir rally yapan Japonya Nikkei endeksinde de bugün 0,7'lik bir eksi gözüküyor. Bu hafta önemli bir data yok. Dün konuşmuştuk global olarak. O yüzden piyasalara çok şekil verecek bir beklenti de açıkçası yok. Baktığımızda devam eden gerginliklere rağmen Orta Doğu'da dün Irak'ta bir Amerikan üssüne İran'dan atılan roketler vesaire vardı ama altın ve petrolün çok fazla tepki vermediğini görüyoruz. Dolar hafif olarak yukarıda. Dolar endeksi %0,5. Bugün Fed başkanlarından Christopher Waller'ın bazı yorumları olacak. Belki biraz da olsa piyasalara o şekil verecektir. Bize döndüğümüzde dün 2023 Aralık ayı ve 2023'ün tamamı için olan bütçe dengesi açıklandı. Ve tarihin en yüksek bütçe açıklarından bir tanesini vermiştik. Bunun için sinyal aslında 2023'ün Eylül ayında yayınlanan orta vadeli planda verilmişti. Orta vadeli planda yaklaşık 1,6 trilyonluk yani gayri safi milli hasılanın %6,4'üne denk gelen bir açık olacağı ifade ediliyordu. Ama Kasım ayına kadar bütçe dengesinde o kadar büyük bir bozulma gözükmüyordu. Genelde Aralık aylarında bir takım bütçe hesaplarındaki transferlerin gerçekleşmesi olacağından biz yine de bu kadar büyük bir rakamın tek ayda gelmeme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum ben açıkçası. Şöyle ifade edeyim size. Geçen senenin tamamında baktığımızda bütçe dengesi 139 milyar TL bir açık vermişti 2022 yılının tamamı için. Bu seneyi 1 trilyon 375 milyar ile kapadık. Bunun 1.375'in 842 milyarı Aralık ayında gerçekleşen açık. Yani nereye baksak aslında tabii ki güzel rakamlar değiller bunlar. Ama 2023 çok felaket ötesi bir depremle karşılaştı ülkeyi sarsan. Bununla ilgili harcamaların önemli bir bölümünü oluşturduğunu görüyoruz. Yine orta vadeli planda 2024 yılı için bahsedilen açığında bu rakamlara yakın olduğunu yani gayri safi milli hasılanın %6'sına yakın olduğunu hatırlamakta fayda var. Tabii ki bütçe açıkları nedir biz makro ana temel dengelerde takip ederken para politikası olarak cari açık ve dinamiklerini üzerinden hep konuşurken bütçe açığını da göz ardı etmemek lazım. Türkiye bütçe açığı konusunda oldukça disiplinli ve iyi yönetilen bir ülke oldu. Yani her şeye rağmen baktığımızda son 15 senede birçok dengede çok ciddi bozulma gözlemlenirken bütçe açığı ise genel olarak tehlikeli sınır olarak kabul edilen %3'ün altında kalmayı başarmıştık. Bu sene de dediğim gibi 2009 yılındaki global finansal krizden sonraki
Milli gelirimize en yüksek orandaki açığı verdik. Neden önemli bütçe açığı? Bütçe açığı da aslında enflasyonist bir etkisi olan bir rakamdır. 2023 yılındaki bu harcamaların boyutları tabii ki ekonomiyi canlandıran önemli etkilerden bir tanesiydi. Kamu harcamalarının yüksek kalması, ekonomik aktivitenin bizim beklediğimizden daha yavaş olmamasını sağladı. Ama tabii bu bütçeyi finanse etmek gerekiyor. Bütçeyi finanse ederken bu açık tabii ki borçlanarak ya yurt içinden ya yurt dışından borçlanarak finanse edilmesi gerekiyor. Şimdi de düşündüğümüzde Mayıs ayından sonra suni olarak aşağıda tutulan faizlerin ne seviyelere geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani o Mayıs ayında 5 yıllık, 10 yıllık ihaleler %8,5, %10'lardan yapılıyordu. Hiçbir zaman hiçbirimiz nasıl öyle olduğunu anlayamıyorduk ama şimdi geldiğimizde 2 yıllık faizler %40'larda, 10 yıllıklar %25'lerde gibi baktığımızda bu açıkların bu o rakamlarla finanse ediliyor olması bu kadar büyüklükte önümüzdeki yıllarda da bizi zorlayacak faktörlerden bir tanesi olacağını gösteriyor. Bütçe açığı da o yüzden eskiden o kadar önemsemesek de bundan sonra genel ekonomik dengeler açısından takip etmemiz gereken makro denge olarak devam ediyor olacak. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bütçe açığının dediğim gibi tekrar ivedilikle %3'ün altına çekiliyor olması lazım. Yoksa sadece genel olarak konsantre olunan yüksek faiz oranı bizim tüm problemlerimizi çözüyor olmayacak ya da çözüyor olsa gibi gözükse de maalesef farklı negatif sonuçları olabilir. Ne gibi? İşte işsizliğin artması vesaire ya da enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalması gibi. Burada bu bütçe konusuna bir nokta koyarken borsaya baktığımızda borsa dün ben acaba işte Moody's kararı sonrasında bir tekrar realizasyonu olur mu diye bekledim. Oldukça kuvvetli bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. 8.000'in üzerinde kaldı. 8.000, 7.900'ün üzerinde kaldığı sürece çok fazla korkmamak lazım. Özellikle BIST 30 hisselerindeki yabancı ilgisi devam ediyor. Holding hisselerinde de uzun zamandan sonra hem Koç Holding ve hem Sabancı Holding'de de güzel performansların devam ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi 2024 hisse senedi ve seçimin daha öne çıkacağı bir sene olacak. Ekonomik olarak bir takım sinyaller borsayı desteklemiyor gibi gözükse de daha düzelecek ekonomik görünüm için pozisyonlamanın başladığı sene olacak olarak düşünüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Herkese merhaba. Ben de dün açıklanan otomotiv ihracat verilerinden bahsetmek istiyorum. 2023 yılının tamamında ihracat adetlerinin %5 artarak 1 milyon adete yükseldiğini görüyoruz. Öte yandan üretime baktığımızda da hem yurt içindeki talep hem de ihracat rakamlarıyla birlikte 1,5 milyon adetlere yükseldiğini görmüş olduk 2023'te. Aslında Kasım ayında aldığımız sinyallerle birlikte zaten Ford'un guidance'ın altında TOFAŞ'ın da alt bant verdiği guidance'ın alt bantlarına yakın bir seviyede 2023 yılının tamamlayacağını zaten sinyal ediyordu. Baktığımızda TOFAŞ tarafından Doblo üretiminin İspanya tarafına kaymasıyla birlikte %50'lik bir daralma var ihracat adetlerine. 60.500 adet seviyesinde gerçekleşmiş gözüküyor. Şirketin
guidance'ı da 60-70 bin bandındaydı. Bunun alt bandına paralel sonuçlar diyebiliriz. Öte yandan Ford tarafında ise ihracat rakamlarında yıllık bazda %4,5'luk bir artış var. Bu da 311 bin adete işaret ediyor. Bu da şirketin guidance'ı olan 335 bin, 345 bin adetin alt bandının %7, üst bandının ise %10 altında rakamlara işaret ediyor. Ford Otosan için hafif negatif, TOFAŞ için de beklendiği üzere sonuçlar diyebiliriz. En yakın zamanda mevcut ODD ve gelen OSD rakamlarını otomotiv sektörü değerlemelerimize ekliyor olacağız. Bunun haricinde Petkim'in etilen nafta makası açıklandı dün. Burada etilen nafta makasının son iki haftadır yatay seyrettiğini görüyoruz. 124 dolar olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte de 113 dolar seviyesinde gerçekleşmiş görünüyor. Bu üçüncü çeyrekte 86 dolardı. Bir önceki yıl ise 184 dolardı. Açıkçası etilen nafta makası tam olarak bir indikasyon olmasa da ürün fiyatları hakkında bir fikir veriyor. Hala ürün fiyatlarının zayıf seyrettiğini görüyoruz petrokimya sektöründe. Fakat Star rafinerisiyle yapılan nafta alım anlaşmasının 3. çeyrekteki gibi 4. çeyrekte de paralel bir şekilde olumlu yansıması beklenebilir. Fakat bizim orada şu an için tut önerimiz var. Bu önerimizi de sürdürüyoruz. Bunun haricinde Aralık ayı takas analizi rakamları açıklandı. Aralık ayı için. Baktığımızda en çok alınanlar listesinde Akbank, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi ve BİMAŞ varken en çok satılanlar da yabancı tarafından Aralık ayında Sasa, Türk Traktör, Şişecam, Türksel ve Alfa Solar var. Toplamda borsa yatırım fonları da dahil 598 milyon dolarlık nette bir alış gerçekleştirmiş gözüküyor. Kasım ayında da 822 milyon dolarlık bir alım vardı. Yani toplamda son 3 ayda 1.4 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir alım gerçekleşmiş gözüküyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Günaydın. Geri alım programına devam eden şirketler yine MLP Sağlık her zamanki gibi 5 milyon TL'ye bir alım yaptı. Tamamlanma oranı %70. Onun dışında yayla gıda biraz dikkat çekiyor. Burada bir 13,5 milyon TL'lik bir alım var. Tamamlanma oranı %21. Diğerleri çok küçük küçük alımlar. Lokman Ekim, Magen, Esen, Naten gibi şirketler var. Bunlar oldukça sınırlı alım yapmış. Bugünkü yani yayla gıda açıkçası biraz daha önemli gibi. Yani oradaki geri alım daha fazla. Dün Enersa'yla bir görüşme yaptık şirketle. Bir yani güncelleme görüşmesi gibiydi. Dördüncü çeyrekle ilgili yani şunu söyleyebilirim. Şirketin rehberliğine göre aslında şirket 5,5-6 milyar TL arası düzeltilmiş net kar rakamı açıklayacaktı. Bu şekilde rehberlik yapıyordu ve buna bağlılar hala. Benim tahminime göre 6 milyar TL'ye daha yakın bir net kar gelecek gibi üst banda daha yakın. O da temettü olarak da %60 dağıtıyor zaten enerjisi. O da işte 3,6 milyar TL civarı bir temettüye denk geliyor. Temettü verimi olarak da %6 civarı hesaplıyoruz. Açıkçası pek bir sürpriz yoktu. Yani hani beklediğimiz gibi rakamlar ve öyle gelecek gibi. Buradaki enerji ile ilgili risk de şu: enflasyonla faiz oranlarının arasındaki spread bunların karını belirleyen ana faktör. Şimdi önümüzdeki sene, daha doğrusu 2024'te enflasyon düşme trendine girdiği için, daha doğrusu beklentimiz o yönde. Hani daha düşük enflasyon olacak gibi görünüyor ama faiz oranları daha yüksek. O açıdan da o spreadten dolayı buradaki enerji sanayi karında negatif bir etki yani görme ihtimali var açıkçası. Bunu sorduğunda şirket açıkçası çok tabii paylaşmak istemedi herhangi bir öngörü. Şu anda hani 2024'le ilgili bir yönlendirme
yapmak istemiyoruz dediler ama böyle bir risk söz konusu. Ama baz aldıkları enflasyon rakamı Haziran rakamı olacak. Yani Haziran'da da 2024 Haziran'da da yani çok fazla bir düşüş de beklenmiyor açıkçası. Sanki ikinci yarıda asıl enflasyon düşüşü olacak. O açıdan da o da belki biraz kurtarıcı faktör olarak görülebilir ama faiz oranları oldukça yüksek geçen seneye göre. O açıdan da baktığımızda bu ne olursa olsun enflasyon eksi faiz oranları spread'i 2024'te daha zayıf olacak gibi açıkçası. O da bir risk faktörü. Biz zaten enerji sayı açıkçası tut önerimiz var ve çok fazla önermiyoruz enerji sektöründe. Buradaki bizim Aksa Enerji daha ön plana çıkardığımız hisse. Onu da hemen hemen her yerinde söylüyoruz zaten. Yani yurt dışı operasyonlarının ağırlığı olan ve dolar bazlı geliri ve garantili satışı olan bir şirket. Daha güvenli ve Aksa Enerji'yi biz öneriyoruz ve hızlı büyüyen bir şirket dışında Aksa Enerji'yi öneriyoruz. Enerji sayı ile ilgili görüşümüz devam ediyor. Bu riskten bahsetmek istedim 2024 ile ilgili ama guidance'ı yani şirket rehberliğini bunlar şeyde paylaşırlar büyük ihtimalle. Dördüncü çeyrek sonuçlarından sonra o da herhalde Şubat Mart gibi zaten açıklanır. O zaman göreceğiz rakamlarını nasıl beklediklerini. Ama böyle bir risk var, ondan bahsedebiliriz. Onun dışında Şişecam'la ilgili bir tane haber vardı aslında. Yatırım haberi var bir tane. Kapasite artışı yapıyorlar. 175 bin tonluk bir artış olacak kapasitede. Türkiye kapasitesine etkisi bunun %12. Global kapasite etkisi de %3,5. Kapasite artışı pozitif görünüyor açıkçası. Ama 2000 tabii 2026'yı etkileyecek bir kapasite artışı. Tabii ki yatırım zaman alıyor. Yatırım tutarı olarak da 125 milyon dolar olarak bir açıklama var. 2026 yani 2 sene sonra bir etkisi olacak bunun aslında ama hafif olumlu olarak hani değerlendirilebilir. Dediğim gibi toplam kapasite etkisi bunun %3,5 olarak hesapladık. O şekilde hesapladık. Onun dışında sentiment değeri yüksek holdingler var. Koç, Sabancı bunlar mesela sentiment değeri yüksek hisseler arasında girmişti. Akbank, İzmir, Demir Çelik, Mavi, Telekom, Garanti, TAV, BİM, Emlak Yayıyor. İşte bu şirketlerin hepsi şu anda bizim listemizde bulunuyor sentiment değeri yüksek hisseler arasında. Özellikle holdinglerde birkaç gündür evet bir yükseliş var. Doğan Holding'i mesela birkaç gündür de söylemiştik. Kıvırış da yok açıkçası ama şirket hani geralım da yaptı ve o tarafta toplantıda en son ki o yanılmıyorsam 2-3 hafta önceydi. Toplantı şeyden bahsettiler yani çok rahatsız olduklarını hisse fiyatından ve geralım yaptıklarından ve birkaç şirket halka açacaklarından bahsettiler. Yani bunlar katalist olarak görülebilir belki. Ucuz görünüyor açıkçası. Mesela Akol da öyle. Akol, Doğan Holding. Yani bunlar da bizim kavuşta olmasa da dikkat çekken ucuz bulduğumuz holdingler. Yani bir dikkat çeken hisselerde birkaç tane otomotiv hissesi de var açıkçası ama yani otomotiv de şu anda bizim yani çok fazla önerdiğimiz bir hisse şu anda pek yok açıkçası. O yüzden yani çok çok fazla değinmek istemiyorum şu anda otolara. Onun haricinde bizim Aygaz'la ilgili bahsetmiştik dün. Teknosa, Odaş, Odaş'tan bahsetmiştik. Yani Aksaklik'ten yine bahsetmiştik dün. Onunla ilgili şirkette görüşme ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlayınca zaten size de paylaşacağım notlarımı. Burada açıkçası Aksaklik de dikkatimi çekmeye başladı bu fiyatlardan. Buradaki tabii daha önce de bahsetmiştik. Fiyatlarda toparlanma var ama o yavaş ve hani ne kadar kâra yansıyor bu toparlanma onunla ilgili biraz daha hani bilgi almak istiyorum aslında şirketten. Onunla ilgili de görüşünce notlarımı paylaşacağım. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.